hala buradayız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in taleplere kulak tıkamasına karşı parti içi muhalefetin tepkisi eylemsellik boyutuna ulaştı. Her türlü engele, her türlü tuzağa. İkinci olağan kurultayını 20 Eylül'de yapan İYİ Parti'de tartışma yeni bir boyut kazandı. Kurultayda delegelere oy verilmeyecek listesi dağıttığı iddia edilen Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a tepki dinmedi. Listede yer alan milletvekilleri Genel Başkan Meral Akşener'in yeni dönemde Aydın'a görev vermemesini istedi. Ancak taleplere kulak tıkayan Akşener'in Aydın'ı teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tutması tartışmaların fitilini yeniden ateşledi. Bu da eleştiri oklarının Akşener'e dönmesine neden oldu. İYİ Parti'yi bu aziz millet kurdu. 15'e yakın milletvekili İYİ Parti'nin 6 Ekim'de yapılan yeni yasama yılının ilk grup toplantısına katılmadı. Ulusal kanalın İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre vekiller bu tepkilerin dozunu artıracak. Tartışmanın fitili ateşlendi. Parti içi muhalefet bu hafta başında Ankara'da bir toplantı yaptı. Toplantıda istifa seçeneğinin masaya geldiği, ancak şimdilik istifa yerine Akşener ve genel merkeze tepki gösterme kararı çıktığı bildirildi. Milletvekilleri partinin hiçbir faaliyetine katılmama, yönetimin aldığı kararlara karşı açıklama yapmama kararı aldı. Önce ortaya çıkamazlar diyenler oldu. Yaşananlardan Akşener'i sorumlu tutan vekillerin bu tepki sürecini parti düzelene kadar devam ettireceği öğrenildi. Aydın konusunda talepler hayata geçmezse son çare olarak istifa seçeneğinin tekrar raftan indirilebileceği kaydedildi. Öte yandan Akşener'in muhalif milletvekillerine parti yönetiminin performansına göre bir yıl içerisinde yönetimde değişiklik yapabileceğini söylediği de ifade ediliyor. Tartışmalar yaşanırken Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'dan da Akşener'e bir çağrı geldi. Subaşı tartışmalara ilişkin Akşener'in grubu toplamasını ve herkesin eteğindeki taşları o toplantıda dökmesini önerdi.